Selamünaleyküm gençler. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu videoda yeni almış olduğum AMD'nin Ryzen 5 5500 işlemcisiyle AMD Radeon RX 6600 8 GB VRAM'e sahip ekran kartının FPS test sonucunu çekeceğim. FPS'sini çekeceğim. İşlemcimiz XPG'nin 3200 MHz CL16 değerine sahip 2x8 16 GB'lık RAM ile test edeceğiz. Şunu bilmiyorum gençler, yani onu çözemedim. 15.9 yazıyor, onu çözemedim. Eğer Ryzen 5 5500 kullanan arkadaşlar da böyleyse bana bir yazarlarsa çok sevinirim. Çünkü ben ne olduğunu bilmediğim için pek bir şey diyemiyorum. Onu bana bir söylerseniz beni çok mutlu edersiniz. Oyunumuz da bu arada Far Cry New Dawn olacak. Şunu çözemedim dediğim gibi. Şunu bana söylerseniz beni çok mutlu edersiniz cidden. Onu bir söyleyin yani, size zahmet. Çünkü benim bilmediğim bir şey. Onu bir size zahmet. Eğer ki yaşayanlar varsa bana bir söylesin. Evet, ekran kartımız, her şeyimiz, her şey yolunda. Far Cry New Dawn açılıyor. Low, medium, high ve ultra şeklinde test edeceğiz. Umarım aldığım, yani bundan önce almış olduğum Ryzen 5 3600'den çok daha iyi sonuçlar elde ederim Allah'ın izniyle. Yani. Yani bakalım. Ha, MSI Afterburner'ı açmadık. Onu da bir açalım gençler. Çünkü biliyorsunuz MSI Afterburner'la bakmamız gerekiyor. Onu da açtık. Bakalım. Baga bakalım. De niye gözükmüyor? Tamam, geldi. Şimdi Shift F2 ile şunu kapatalım FPS'mizi ki buradaki FPS'leri görelim. Ayarlarımıza gelelim ve sonra da oyun içinde testimizi yapalım. 60 FPS tam ekran. Kalitemiz burada low'u alacağız. Önce low, sonra yavaş yavaş yükseğe alacağız. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar, gelişmiş ayarlara geldiğimizde ise görüntü çözünürlüğümüz, çözünürlük ölçeğimiz 1.1, konuşamadım. Pardon, kusura bakmayın. Bunlar böyle. FOV'umuz da 120, bu arada onu da görmüş olun. Sıkıntı olmasın. Bakalım bu işlemciyle AMD Ryzen 5 5500 ile AMD Radeon RX 6600 8 GB VRAM'li ekran kartımızın FPS sonuçları low ayarlarda bakalım sonuçlarımız ne olacak. Tabi oyun içi ben normale ve ultra'ya almak şeklinde ilerleteceğim zaten arkadaşlar. Hani yeni işlemci aldık, bakalım sonuçlar nasıl, ben de bilmiyorum. 60 FPS sabit neden alıyoruz diyeceğim. Burada herhangi bir kısıtlamamız var, ona bir bakalım ki gençler. Şöyle bir bakalım. Herhangi bir şekilde bir kısıtlama bir söz konusu mu? Ha, bu arada ben buna güncellemedim güvenmediğim için gençler, ama isterseniz sizler güncelleyebilirsiniz. Ben de şöyle bir bakayım hemen AMD'den. Performans etkinleştirmiş miyiz? Oyun kısmına gelelim. Bakalım, yani doğru sonuç alabilmek için biliyorsunuz ki bunları yapmamız gerekiyor. Ha, özelde performansı alalım. Kare hızı hiçbir şey yok. Oyunumuzu bir kapatalım tekrar. Çünkü biliyorsunuz oyunu kapatmadan sonuçları düzgün bir şekilde alamayız. Ve sıkıntı oluyor. Performanstayız. Hatta şöyle ev kısmına da bakalım. Aynen, performans etkin. Oyun kısmına da bakalım. Herhangi bir şekilde kısıtlamamız olmasın ki doğru sonucu alıp almadığımıza bakalım. Yani gençler. Tamam, etkin. Herhangi bir şekilde kısıtlama söz konusu değil. Ve tekrardan oyunumuzu açalım. Ben tekrardan oyun içinde sizlere ayarlarımızı gösteriyor olacağım. Tabi sadece bu testte kalmayacağız. BF1, BF5 ve BF2 2042 ve Call of Duty Warzone, Apex Legends gibi oyunlarda da test edeceğiz arkadaşlar. Çünkü sonuçlarımız ne olacak? İşin özü bende. Biz sizin kadar ben de merak ediyorum. Söylemiş olayım. Düzelsin ki yanlış bir şey yapmayalım.
Ara ben şu anlık hani ısı konusunda bakacak olursak şu an full devir fan devrinde kullanıyorum arkadaşlar. Hani ha, bu arada işlemcimizin soğutucusu da hani bu ısı değerlerinin düşük olmasındaki sebebi de sizin anlayacaksınız. Kule tipi soğutucum var. ID Cooling'in SE214XT modeli bir kule tipi soğutucu kullanıyorum ve kule tipi soğutucumuz full fan devrinde arkadaşlar, onu da söylemiş olayım çünkü full fan devrini söylemek gerekiyor. Yani şöyle ayarlarımıza tekrar bir gözle izleyelim. Video tam ekran kalitede düşükteyiz, yani WoW'dayız ki bu oyun bozuk. Onu da ekstradan söylemiş olalım. Sonuçları sizler göz gezdirin. Biraz dolanalım. Bir iki gıllık avlayalım. Gıllık. Gıllık avı. Tabi love olduğu için ve boyunun bozuk olduğu için bir de parlaklığımızı bir açalım. Çünkü ben de göremiyorum. Kor almayalım. Kor. Allah dur. Pardon pardon. Pardon. Renk kısmı. Kalitemize bir şey yapmadım. Tamam. Çünkü kor almayalım. FPS'ler. FPS'yi görüyorsunuz. 16 GB RAM'imizin bu arada 15.9 kullanılabilir yazıyor. Onu bilmiyorum nasıl çözeceğim. Onun çünkü araştırmasına biraz gideceğim ve hani birkaç bir yere de sormayı düşünüyorum ama şu anlık 15.9 kullanılabilir RAM'le aldığımız FPS değerleri bu. Dur, ne dedim bu? Neyse. Şu arada bu arada Love'dayız yani tekrardan söylemiş olayım ve hava şu an kaç derece onu da sizlere söyleyeyim şöyle dolanırken. Onun da derecesini, yani şu an Malatya'da yaşıyorum ve havanın derecesini söyleyeyim. Neyleydi bu? Bir dakika. Neyleydi lan bu? Neyle yapıyorduk biz bunu? Oğlum ölmüyor lan. Ha, bu bizlerden biri lan, onun için ölmüyor. Pardon. Şu hemen Malatya hava durumu yazayım ve sizlere. Allah. Malatya. Oturduğum yerin hava durumu. Şöyle hemen bulunduğumuz bölge demeyeyim de hani bağlı bölgeyi bakalım. Allah yazmıyor burada. Neyse, şu AccuWeather diye bir şey yazıyor, oradan bakalım. Çünkü onu da söylemek isterim. Saat 7:25 geçiyor ve şu an 34 derece gösteriyor. Kısmen güneşli diye geçmişler gençler. Ona göre de bu sonuçları alayım. Ya kışın tabii ki de bu dereceleri görmezsiniz. Ben dediğim gibi bu soğutucu çok iyi. Ney? Gel. Lan! Döverim seni ha. Deli ya. Bu love'un sonuçları. Ne oluyor ya? Oğlum neyleydi ben? Neyle ben hayvanıma saldırı pozisyonu verirdim? Neyleydi lan o hakikaten? Dur bir dakika. Ulan var ha, unuttum ya. Neyse. Ha yani dediğimiz gibi yani ala oraya geçemeyiz çünkü hala daha orası yok. En sonda Ultra'da şey sonuçlarını söyleyeceğim sizlere ben. Ben neyle yapıyordum hakikaten ya? Ben unuttum gitti. Numara unuttum gitti. Unuttum gitti, ne bileyim. Ara sonuçlar ortada yani. 100 FPS aşağı, yani aşağısı ama rahat oynatabiliyor. Ha tabi dar boğazımız yok değil ama hani dar boğazın olmaması için de bir sebep yok çünkü oyun bozuk.
Şu an bir tık ayarlarımız yükseliyor. Bir de low'dayız. Yani hem emo hem oyun bozuk yani. Düşük ve normaldeyiz şu an. Hadi dur tekrar göstereyim sizlere. Normal olduğumuzu anlayın arkadaşlar. Allah. Normal 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 normal. Ve böyle hadi gidiyor. Ama neyle yapıyorduk ya? Unuttum gitti. Tot işinden vururum affetmem. Hayır, sonuçları görüyorsunuz yani. Bence güzel yani şahsen. Ya 60 FPS'in altına düşmediğimiz sürece aslında oyunların birçoğu iyi FPS veriyor zaten. Gençler yani. Ya biraz da ona bakmak lazım. Yani işlemcimizin sıcaklığı da önemli. Bu arada hani stok şekilde hani kullanıyorum. Turbo optimizer'ımız herhangi bir şekilde açık değil. Yani her şeyimiz stabil ve düzgün yani. Ha game tam ki. Yakala. Tut, tut oğlum. Şu an normal ayarlardayız. Bu Türkçe olduğu için ekran kartımız ısınıyor. O da havanın sıcaklığından dolayı istemsizce ısınması normal. Evet. Biraz böyle güzel bir yere gidelim. Ondan sonra bir ayarımızı bir tık yükseltelim. Ayarı yükselttikçe, oynadığımız ayarı yükselttikçe böyle kullanım olarak artacaktır yani gençler. Ya bir git oğlum ya. Haydi. Ya hak. Dediğim gibi oyun da bozuk. Hem ekran kartı da yani biliyorsun ya işlemci de biliyorsun ne kadar olursa olsun. Buna bir 5600 iyi. Ama baksana farkındaysanız yani oyun o kadar bozuk olduğu belli ki. Deniz alanındayken yani şu an deniz mi diyeyim göl mü diyeyim. Artık ne dersek diyelim. Buradayken FPS ekran kartımız rahatlıkla beslenebiliyor yani. Anam gözlerimiz bir kör olmadı değil. Şimdi haritada güzel bir yere gitsek. Ha, şuraya doğru bir gitsek nasıl gidelim? Gidebiliriz. Ha şuradan. Allah senin itmeye ya. Puşt. İzin vermiyor puşt o ya. Neyse böyle böyle gidelim ya. Ya dediğim gibi sonuçlar böyle yani gençler. Şöyle ha şurada bir duralım ve ayarımızı yükseltelim. Yapacak bir şey yok. Böyle böyle deneyeceğiz. Hatta şunu bir patlatacağım ben. Neredesin? Dynamite. FPS'imiz kaça düşüyor? Sen bu nasıl bir patlama? Anladım abi. Aynen aynen. Ya dediğim gibi yani sonuçlar böyle. Hatta biz şöyle bir araç alalım, araç varsa patlatalım ki sonuçları daha net anlayabilelim. Yani bu normal ayarlar. İyi. Nereye gittin? Kardeşim binebilir miyim? Ha sür, tamam. Ya, oğlum bu ne ya? Ama bence hani gene de sonuçlar böyle işiniz bana kalırsa kötü değil. Base nerede bizim araç nerede? Nerede var araç? Emin dur fıstım bak video çekeyim ha buradaymış. Tamam ben sana vereceğim hadi içeri git sen. Şimdi sonuçlarımızı bir şey ayarlarımızı bir yükseltelim. Sonuçlar nerede ya kafam karıştı. Bazı oyunlarda ise sadece tek ayar yapacağız arkadaşlar. Hani kusura bakmayın. Yüksek ayarlardayız. Hepsi yüksek, yüksek, yüksek. Yüksek ve hareket bulanıklığını açmıyorsunuz. 5 para etmez çünkü kendisi. Biraz bekleyelim. Timber bir gider misin lütfen? Patlatacağım çünkü. Ya bu ne oğlum ya? Ben sana gel dedim mi?
Kafana tiküreyim. Şurada bir molotof yapalım. Şöyle bir patlasın ki gözümüzün önünde. Tabi kapalı alandayız, onun da verdiği şey olacak. Ha ne ya, ha şey. Ya senin kafana tiküreyim ya. Ha ben bir tane daha ya, ben bir şey, ben bunu patlatacağım kardeşim. Kapalı alanda olduğumuz için de onun da ayrıyetten şeyi var. Sizler FPS'in düşüklüğünü görmüşsünüzdür. Ben dışarı çıkıyorum. Merhaba. Gel lan buraya. Hatta şey. Ay yerim seni. Yani görüyorsunuz yani. Zaten anlatmaya gerek yok sonuçları da. Böyle bir uçalım, bir kaçalım. Hala bozuk olduğuna yemin edebilirim. Ya, ya bu nasıl bir zihniyet? Ben anlamam. Bu nasıl bir bozukluktur ya. Ubisoft senin yapacağın oyuna ya. Biz mermi yapamıyor muyuz? Bir iki adam görebilseydik çok daha iyi sonuçlar alabilirdik de. Şimdi ben outpost falan ele geçirmek istemiyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü outpost ele geçirdiğimizde ne olacak biliyor musunuz gençler? Orada FMF'miz açık mı, ben onu hiç kontrol etmedim. Ha açık değilmiş, tamam güzel. Çünkü ben onların hepsini oyuna hani nasıl bölüm bölüm öyle o şekilde bıraktım yani gençler. Karışacağım ona. Seni seçtim Pikachu. Lan lan o lan oğlum bir dakika çık. La oğlum gözümüz böyle bir sık. O ne? Hayır öyle bir şey yok. Ananı avradını öleceğim ben. Gelmez değil mi o buraya? Ananı avradını bu ne? Potişinden yakarım. Gel 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 beriye gel beriye. Hiçbir şeyimiz kalmadı ya. Ve biri daha, bir hayvan daha gelsin. Burada kaldık. Ya saldırsana oğlum şuna ya. Saldır ya. Ben onu alacağım, inatçısıyım. Senin kafana tüküreyim çocuk ya. Aa! Kodu hayvanıma bir tane. Ben şimdi senin ağzını etmedim mi? Kalk kalk kalk, lazımsın sen bana. Allah'ım inşallah tekrar gelmeden şu çok kapışımızı kaldırırız, kapışımızı. Abi. Ananı tekrar gebertti onu. Gelse yakacağım anasını satayım da. Utanmadan benim hayvanıma zarar verirsin ha sen. İt köpek. Umurumda değil ya, bunu öldürdüm ya. Hop. Ucube. Gideyim kaldırayım hayvancağızımı. Köpüşümü kaldırayım, göpüşümü. Gel bakayım. 8 GB şey, ona 16 GB RAM'imizin de 8129'u kullanılıyor. Hala iyi. Ve şimdi onunla biraz uğraştığımıza göre sonuçları anlayabilmek adına biraz daha hani bakalım hala besleyemeyecek mi? Ama dediğim gibi oyun bozuk yani gençler. Ve ultra. Ultra. Tearing. Hareket bulanıklığını açmıyoruz. Şu an ultradayız. Bir bekleyelim, bir kendine gelsin. Bir kendine gelsin. Yani dediğim gibi ya, oyun bozuk. Ya ben bu oyunun yani 4 gün çalışmasını beklemem zaten. Ama hani gene de sonuçlar işte. Tabii yani darboğazımız var yani, baksanıza gençler yani. O da yani 59'un altına düşüyor yani. Bu oyunu mümkün mertebe biz
Ha şey var. Kimse durmuyor ya. Nasıl edeceğiz biz onu? Tam istediğim şey. Oy! Oha bu ne? Ananın kaşları kara. Ya abi. Bir dakika. Oh maşallah. Timber'ım. Lan! Nasıl evlat? Ananı öleceğim. Şunu içine. Böyle sıçak daha güzel oldu şahsen görüyorsunuz ki. Ve şöyle bir şey yapacağım. Tabii ben bunu normalde kullanmayacağım da. Maksat gibi patlama görelim. Kesinlikle gerçekte böyle bir şey yapmam. Köpekleri severim. Hayvanları severim yani tabii köpekler sadece köpekler değil yani. Hayvancağızım nereye gitti? Hayvancağızım nerede öldü? Ben niye öldürdüm ya öyle bir şey? Yazıktan öldürdük ya. Evet yaşamıyor. Tamamıyla anlamış olduk. Tamam. Ama gördüğünüz gibi yani herhangi bir şekilde yani şey sıkıntımız yok yani. Ama hani mesela şöyle bir şey de yapalım. Ultra dışında ekran kartımızın daha fazla hani zorlanması adına ama hani beslemesi de adına düşünürsek bunu 1.2 yaptığımızda zaten sonuçlara birazdan gelir. Bakalım. Bekleyelim de. Yok böyle de zorlanmadı bir dakika. Hala sıkıntılı. Şunu bildiğim kadarıyla bunu çok yükselttiğimizde darboğazı kapatmış oluyoruz ama bu oyunun kendisi bozuk yani. 80'lere kadar çıkarttık. Biraz daha 2'ye kadar çıkartalım hele bakalım ne olacak. Ama dediğim gibi yani bu oyun bozuk gençler. Yani bu oyuna ben hiçbir şey diyemem. Bu oyuna öküz gibi affedersin de işlemci alacaksın ki anca sıkıntısız besliyor. Ha gördüğünüz gibi besliyor ama HPS'miz çok kötü oldu yani bu sefer de. Ana koyayım. Ama ekran kartımız bu sefer de ekran kartını beslerken bu sefer de sıkıntı meydana geliyor ama nasıl yaparız? Tamam. Şimdi mesela 50 FPS alıyoruz ama ekran kartımız tamamıyla besleniyor zaten gördüğümüz üzere ama bunu bu şekilde oynayamayız. Yani çünkü his affedersiniz de yani nanay yani. Ama bunu bir tık yükseğe alırsak belki gene oynayamıyoruz. Anladığım kadarıyla bu oyunu oynamak için aşırı derecede sıkıntısız bir işlemciye ihtiyaç var. Normali alalım beni yemek için. Yani 60 FPS'i yakalanmış gibi olduk ama tam yakalayamadık tabii gene. Ama dediğim gibi normal bu şekilde oynayamayız tabii. Çünkü bu şekilde mümkün değil yani insanın oynaması sıkıntı olur yani. Ha ne yaparız ama? Şöyle ayarlara bir gelelim. Videoya gel. Normal ayarlar değil de yüksek ayarlar. Bunu da reset faktörü yapıp şöyle 1.1'e getirir, 1.2 yaparız. Ve FPS'miz bu şekilde olur. Rahat rahat düşmeden rahat bir şekilde oynarız yani. Ha bir dakika şeyi düşürmüşüz. Ben de diyorum niye benim hissim kötüleşti. Yani bunu oynayabileceğimiz en iyi yöntem bu arkadaşlar. Yani başka da bu oyunla oynayamıyoruz belli ki.
Yani bunun da suçlusu maalesef ister istemez bu oyunu yapan Ubisoft'un suçu. Ne oluyor oğlum? Yakalım dedik ya. Şu yansın. Şu arabayı da patlatacağım ondan sonra. Şuradaki arabayı da patlatacağım. Ondan sonra videonun sonuna geliriz. Dedim şu an hangi ayarlardaydık? Hani bir şunu bu şekilde oynayabilirsiniz. Hani bu işlemciyle. 1.2'ye alırsınız bunu. Kaliteyi de yükseğe alırsınız. Sıkıntı olmaz. Yüksek ayarlar mis gibi oynanır yani. Yani en azından rahat rahat oynarsınız yani gençler. Şunlar bir patlasın. Ondan sonra videonun da sonuna gelelim Allah. Bir de smoke attık. FPS'yi daha ne kadar düşürebilirim. Şu da patlasın yakınımızda. Şu an 85 FPS alıyoruz. 87. Ha, bir şey de değişmedi. Yani dediğim gibi bu şekilde rahat rahat oynarsınız yani gençler. Ha, şu an bir de üstünde kayıttayız yani. Evet, elimden geldiği kadar sizlere Far Cry New Dawn'da Ryzen 5 5500 ile RX 6600'ün test sonuçlarını, FPS sonuçlarını gösterdim elimden geldiği kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım en azından sizlere bir hani kafanızda bir soru işareti kalmamıştır. Hani belki almak isteyen olur diye. Var ya, ben memnunum. Şunu söyleyeyim. Oğlum, oh hayvan. Hayvan et yemiş. Almak isteyen arkadaşlara da en azından belki bir soru. Oğlum bu ne ya, bunlar. Bunlar aşırı agresif ya. Evet, dediğim gibi yani en azından sizlere böyle bir güzel bir şekilde bir soru şey alabildiysem, hani bir yardımcı olabildiysem ne ala bana. Çünkü şöyle söyleyeyim, belki almak isteyen arkadaşlar olur. Hani sizler de almadan en azından bir test sonuçlarına bakmış olursunuz. Ama dediğim gibi beslenmiyor mu? İşlemciden dolayı değil aslında gençler, yani dediğim gibi oyunun sıkıntısı yani. Cidden oyunun sıkıntısı bu. Bir sonraki de videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Selam, gelin gel. Ha, şeymiş normal. Neyse. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.